Değerli arkadaşlar, biz bu mücadeleyi İçişleri Bakanlığı olarak, başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kurumlarla uyum içinde gerçekleştiriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızın bünyesinde çok güçlü bir entegre sınır güvenliği sistemimiz var. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla son 90 gün içinde, altını çiziyorum, sadece 90 gün içinde 59.145 kişinin sınırdan girişleri engellendi. Hükümet olarak düzensiz göçle amansız bir mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu mücadeleyi binlerce vatan evladı, kurum ve kuruluşlarımız amasız, fakatsız, lakinsiz olarak yapıyorlar. Çünkü bizler ülkemizin huzuru için varız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi inşallah bu meseleyi Türk milletine yakışan bir vakar ve vicdanı duruşla çözüme kavuşturacağız. Bu cümleler bizim göçle mücadeledeki vazgeçilmez ilkemizdir. Değerli arkadaşlar, İçişleri ailesi olarak 600 bin personeliyle biz büyük bir aileyiz. Üzerimizde büyük sorumluluklar var. Gece gündüz demeden kara vatan, mavi vatan, siber vatanda çalışan bir teşkilatız biz. Tüm mesai arkadaşlarım bu bilinç ve inançla yüksek bir özveri ve vatan aşkıyla çalışıyorlar. Maalesef şehitlerimiz de gazilerimiz de oluyor. Son 90 günde kahraman emniyet teşkilatımızdan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya, polis memurlarımız Ramazan Kütük, Yusuf Çağatay Sanalp, Hakan Telli, Alp Efe Bekit, kahraman jandarma teşkilatımızdan uzman çavuşlarımız Aydın Ceylan ve Burak Can Güngör ile Assubay kıdemli çavuşumuz Mustafa Tatlı şehadete yürüdüler. Her birinin makamları âli olsun, ruhları şad olsun. Geride kalan aileleri, evlatları artık bizlere emanet. Tıpkı diğer şehit ailelerimizde olduğu gibi. Biz durmadan, duraksamadan, yılmadan Türkiye'nin huzuru için çalışmaya hep devam edeceğiz. Siz, medya mensuplarının desteği bizler için çok kıymetli. Sizleri bilgilendirmeye, doğru, düzgün zamanında bilgilendirmeye hep devam edeceğiz. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun.